Ama bu o kız. Emiray? Ah evladım, neredeydin? Çok korktum, çok. Sana bir şey olsaydı ben annene ne derdim? Özür dilerim yenge. İyisin ya. Bir şeyin yok değil mi? Biraz daha sarılırsan çocuk boğulacak. İyi işte, yok bir şey. Yolunu kaybetmiş sadece. Ondan gecikmiş. Değil mi Emiray? Şey, evet. Ama ne bunun şarjı bittiği için. Yoksa ben asla kaybolmazdım. Sevim teyzelerin kaybolan yeğeninin sen olduğunu bilseydim, en son müzenin avlusunda söylenirken gördüğümü söylerdim. Orada hatalı olan sendin ama. Hem ben kaybolmadım. Yani evet, kayboldum. Ama robotum yolu yanlış tarif ettiği için kayboldum. Robotun mu? Basit bir şey aslında. Fotoğraf da çekebiliyor mu? Evet, ama birçok özelliği çalışmıyor. Güncellenmesi gerek. Fatma! Kızım, hadi gidiyoruz. Geliyorum anne. İstersen yarın robotun anneme bir göster. O böyle şeylerde çok iyidir. Böyle de hiç olmadı Ayşe Hanım. Kusura bakmayın. Kusur ne demek, aşk olsun. Komşuyuz artık. Böyle şeylerin lafı olmaz aramızda. Biz gidelim artık. Hadi iyi geceler. İyi geceler size de. Bakıyorum da hemen arkadaş oldunuz Fatma'yla. Ya sorma amca. Fatma annesinin ne boyu güncelleyebileceğini söyledi. Bu doğru mu? Doğrudur tabii. Ayşe Hanım bilim merkezinde çalışıyormuş. Robotlardan da anlıyordur herhalde. Bence de anlıyordur. Sonuçta bir bilim insanı. Ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ne yaptım ben? Çok sert vurdum topa. Olur öyle şeyler. Gider özür dilersin, alırsın topunu. Evet. Hem robotunu da götür istersen. Ayşe Hanım müsaitse ilgilenir. Götür götür. Zil yok galiba. merhaba. Fatma. Ayşe teyze. Evde değiller mi acaba? Hah, topum işte orada. Komşumuz. Uzak tut onu benden. Lütfen. Of. Hay Allah. Hiç böyle yapmazdı. Şu küçücük köpekten mi korkuyorsun Emiray? İn hadi. Korkmak mı? Hiç de bile. Ben devlerden korkmamışım. Şu küçücük şeyden mi korkacağım? Devler mi? Harika bir hayal gücün var gerçekten. Fatma. Hadi sen Emiray'a bir bardak su getir. Tamam. Fatma hep böyledir. Aklına geleni söyleyiverir. Bakma sen ona. Gel şöyle oturalım. Topum sizin bahçenize kaçmıştı. Onu almak için geldim. Seslendim ama duymadınız. İzinsiz girmiş gibi oldum. Kusura bakmayın. Önemli değil, iç hadi. İyi misin? İyiyim. Anne, Emiray'ın robotu neydi adı? Nebu. Nebu. Nebu'nun güncellenmesi gerekiyormuş. Ben de senin yapabileceğini söyledim. Neden olmasın? Bakabilir miyim ona?
Bilgisayarıma ihtiyacım olacak. Siz güzel güzel oynayın bu sırada. Tamam mı Fatma? Mesaj alındı merkez. İyi bir ev sahibi olacağım. Dökeceksin. Bana ver. İyi ki bir kere çarptım. Sen de beni iyice sakar sandın. Anlat bakalım. Neyi? Ne zamandır Konya'dasın mesela? Çok olmadı aslında. Yaz tatilini geçirmek için geldim. Annem babam Ankara'da. Ne oldu? Hiç. Konya güzel ama değil mi? Çok sevdim. Bir sürü fotoğraf çektim şimdiden. Çok mu seviyorsun fotoğraf çekmeyi? Çok. Güzel bulduğum her şeyi çekerim. Ağaçları, kuşları, tarihi yerleri. Geçen gece bahçede yavru bir kirpi gördüm biliyor musun? Tabii onun da fotoğrafını çektim. Öyleyse o sendin. Ha? Kim bendim? Ben de sanmıştım ki. Biz şimdi buradayız. Şurası çıkış. Böyle kazmaya devam edersek... Ha, evet. Böyle kazmaya devam edersek 35 yıl sonra dışarı çıkabileceğiz. Daha iyi bir planın varsa söyle de onu uygulayalım Ruhi Bey. Açken kafam çalışmıyor. Yemeğimi yedikten sonra düşünürüm. He? Bıraksana şunu zekayı. Yemek değil o. Kaçış planımız. Bırakamam. Bundan bahsediyoruz değil mi? Evet, benim lezzetli planım. Makarnayla plan yapıp çatalla tünel kazarak buradan kurtulabileceğimize sahiden inanıyorsun yani. Anlıyorum. Peki, hayal filanda görüyor musun? Kediler uçuyordur, kuşlar miyavlıyordur hani böyle şeyler. Dalga geçme Ruhi, aklım gayet başımda. Planım sayesinde buradan kurtulacağız. Buna inanıyorum. Unutma, inanmak başarmanın yarısıdır. Kazmaya devam. Bak, bunu buraya geldiğimiz ilk günlerde aşağı sokakta çekmiştim. Erikler çok lezzetli görünüyorlar. Bunu da dün çektim. Şadırvandaki musluğa konmuştu. Susamış olmalı. Ben de su içmiştim burada. Merhaba. Ben ne bu? Nasıl yardımcı olabilirim? Çalışıyor. Ne bu çalışıyor? Sanki biraz tuhaf çalışıyor ama. Güncellemelerini yaptım. Tüm özellikleri çalışıyor artık. Muhteşem. Anne, bir terslik var. Dur bir kızım. Yeni özellikler için bir işletim sistemi de yükledim. Ama özellikler sürpriz olsun. Kullandıkça keşfedersin. Kötü bir sürpriz olmasın da. Bu mükemmel. Çok teşekkür ederim. Hadi seni bir deneyelim ne bu? Benim için şu an bulunduğumuz yerin konumunu tespit edebilir misin? Konum tespiti yapılıyor. Şu an kon... Kenya'dasınız. Demek o kadar mükemmel değilmiş. Çalışmasında bir terslik olduğunu anlamıştım. Bir robot zaten mükemmel olamaz. Her zaman daha iyisi mümkündür. Ama anlaşılan ne bu yüklediğim işletim sistemini kaldıramadı. Şimdi ne olacak? Düzeltmenin bir yolu yok mu? Ne oldu Ayşe teyze? Yengem sizinle gelmeme izin verdi mi? Anne, izin vermedi mi Sevim teyze? Vermemiş kesin. Senin yanımızda olacağını söylemedin mi? Ne kadar çabuk ümitsizliğe kapılıyorsunuz siz böyle. Anne. Gerçek sanmıştım. Kitap kolilerimin hala gelmediğini ve Nebu'nun tamiri için bazı kitaplara ihtiyacım olduğunu söyledim. Sevim Hanım da Emira'yı kaybetmemem şartıyla kütüphaneye gitmemize izin verdi. Hangi kütüphaneye gidiyoruz? Kemal amcanın kütüphanesine. Kemal amca mı? Siz onu tanıyor musunuz?
Kemal amca rahmetli babamın yakın arkadaşıydı senin anlayacağın. Sağ olsun. Buraya yerleşmemizde de çok yardımcı oldu. Buraya geldiğim ilk gün Kemal amcayı bizim sokakta görmüştüm. O yüzdendi demek. Muhtemelen. Şimdi nerede acaba? Ben bakarım. Sen bulamazsın. Ben bulup geliyorum. Teşekkür ederim Kemal amca. Zahmet oldu. Afiyet olsun. Kütüphanemize gelmişsiniz o kadar. Bir çay da mı ikram etmeyeyim? Çocuklar nerede? Epeydir görünmüyorlar. Emiray Fatma'ya kütüphaneyi gezdiriyor. Burada güvendesiniz, korkma. Hem şehir değiştirdiniz. İzinizi kaybetmişlerdir. Bilmiyorum Kemal amca. Üzerinde çalıştığım bu proje çok önemli. Onlar da bunun farkında. Kolay kolay peşini bırakmayacaklardır. Merhaba, ben geldim. Hoş geldin. Ağırmış. Nasıl getirdin bunları buraya? Çok kolay oldu diyemem. Siz de mi buradaydınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Emiray'ın robotunun tamiri için bir kitap gerekmiş. Ona bakmaya gelmişler. Olacak gibi mi bari? Sizi de uğraştırıyoruz ama Emiray çok seviyor robotunu. Emin değilim. Yaptığım yüklemeleri işlemcisi kaldırmıyor. Yeni bir işletim sistemiyle sorunu çözmeyi deneyeceğim. Ne kadar karışık işler. Kolay gelsin. Bu kolide çocuklara göre harika kitaplar var. Çağırayım da kendileri açsın. İşte bu kadar. Her yeri gösterdim. Hayır, her yeri göstermedin. Buraya bakmadık. Burası küçüklere göre bir oda değil. Buraya girmek yok. Anladın mı? Sen bana küçük mü dedin? Buradasınız. Yeni kitaplar getirdim. Tam sizlik. Fatma'yla beraber hem inceler hem de yerleştirirsiniz. Ben tek başıma hallederim. Fatma'yı da çağırsana Emiray'cığım. İstersen sen de gelebilirsin. Harika görünüyorlar. Neden gidip neler var bir bakmıyorsun? İstemiyorum. Emiray bana küçük dedi. Şşşt! Arkadaşlar arasında olur böyle şeyler. Hadi bakayım. Anlaşıyorlar gibiydi. Bir öyleler bir böyle. Ben de anlayamadım. Anlaşıyorlar mı, anlaşmıyorlar mı? İşte bitti. İnşallah olmuştur. Çalışacak mı acaba? Olmadı. Başaramadım. Sen üstesinden gelirsin anne. Oldu. Oldu. Sonunda oldu. Ne bu? Biz şu anda neredeyiz? Dünya gezegenindeki 26-45 doğu meridyenleri ile 36-42 kuzey paralelleri arasında yer alan Türkiye isimli ülkede bulunan Konya ilinde bir kütüphanedeyiz. Muhteşem! Ne bu? Peki bir fotoğrafımızı çekebilir misin? Tabii. Ne bu fotoğraf çekebilir? Gülümseyin. Çekiyorum.